Arkadaşlar merhaba. Söz vermiştim E36 kabrio videosu çekeceğim diye. Çocukluk arkadaşım Çağan benim. 14 yıldır Çağan bu arabaya biniyor. Şiddetle böyle herkese tavsiye ede ede biniyor. Bostancı Sanayi'de harika bir yeri var. Statik Oto. Orada da bu arabaların bakımlarını yapıyor. Orada Gürcan diye çok yakın bir arkadaşım daha var. Birlikte çalışıyorlar. Sahibidir de zaten. Aynı zamanda Gürcan oranın sahibi de. Ya bu arabayla S virajında yasaklar yokken o zaman böyle bizim gazlama çağlarımızda Çağan'la çok gazladık. Yeni kasa herkesin kullandığı ekonomik. Biner misin yoksa hala da yıllar boyunca bu arabaya binmeye devam edecek misin? Allah ayırmasın diyeyim. Onların tabii yeri ayrı. Herkesin bir seçimi var. Mecbur kalmadığımız sürece ayrılmayı hiç düşünmedim. Düşünmem de. Çocukluk hayalimdi bu benim. Hatırlıyorsun Estoril mavi vardı bende beraber hayvan gibi toplamıştık. Aynen öyle. Keşke dursaydı. Keşke satmasaydı. Keşke evet. Dursaydı. Peki sana masraf çıkartıyor mu hala da? 94 model bir M50 motor var. 320. Evet. Kabrio bir araba. Yani sana sıkıntı çıkartıyor mu yoksa böyle gönül rahatlığıyla biniyorum diyor musun? Yani düzgün ve neler yapacağını bildiği sürece hiçbir sıkıntı çıkartmaz. Daha eski bir teknoloji. Bir oto dergisinin bunun lansman fotoğrafı var. Böyle taşlık bir dağın önünde. Bunun bir M3'ünün bir fotoğrafı var. Aynı renk. Lansman rengidir bu arabanın zaten kabriyosunun. Çok güzel. Dergiden poster çıktı. Biz bunu tabii o zamanlar odamıza astık. Tabii ona baka baka yıllarca ben bunu bir gün alacağım, diye artık tabii alacak duruma geldik. Sonra biz bunu bulduk, baktık. İşte alacağız dedik biz bunu. Neticede aldık. Sonuçta tamam. Hayallerin arabasıydı bu senin. Yıllardır tabii. Biliyorum seni. Çok istiyordun. Yani bugün bir 200 bin lira verip orta segment bir araba alacağıma gerçekten böyle bir 94 model bir arabaya binip keyfini sürmek bana şu an yaşım gereği de daha mantıklı geliyor. 320 motor bugün birçok turbolu arabayla belki tabii, mücadele edemese bile sürüş keyfi yani. O ayağındaki gaz keyfi, egzozdan çıkan sesi, motorundan gelen alt silindirin gücünün sesi insanı çok tatmin ediyor. Orta segment bir arabadan o keyfi almıyorum. E36 hepimizin yani. Bir hayali, bambaşka bir ruhla baktığı. Şimdi sana desem ki gel şurada güzel bir restoranta gidelim. Benim kapımı açmazlar, senin kapını açarlar. Öyle de bir yekürküm yesi olan da bir araba. Çok konuştuk, biraz gezelim mi? Turlayalım mı? Hadi gel. Tabii ki ben kullanacağım, kim kullanacak? Sese bak ya. Nasıl bir hazdır ya Çağan bu. Müthiş değil mi ya? İstersen daha yapıştır Çağan'ım yemin ediyorum var ya, harika bir kullanımı var ya. Böyle bir şey olamaz. 2020 Peugeot'ya biniyorum. Şu keyif onda yok. Müthiş ya. Çok keyifli ya. Çok 94 model bir araba gerçekten hala da efsane arkadaşlar. Ötesi yok yani. Alınıp bilinir. Ama yani buradan mesela arkadaşlara ne söylersin? Bu 94 model ya da bu E36 kasa binen insanlara. Yani bu binilir mi binilmez mi abi şu dönemde? Yakıt olarak, ondan sonra masraf olarak. Abi yakıt olarak şöyle söyleyeyim. Bunun yani bir 3.20'nin, 23'ün, 25'in, 28'in yaktığı yakıt hemen hemen aynıdır. Yani %5 ile %10 arası oynar. Değişmez. Kullanım stiline göre. Hı hı. Ama bunlar yani en kötü ihtimalle o İstanbul içi ortalamasında 12 litre civarında yakarlar. Ne kadar piyasası şu an? Artık da çok değişiyor. Yani bunlarda bir böyle koleksiyonluk moda oldu mu? Artık bunlar modern klasik diye geçiyor. Modern klasik diye geçiyor. Yani yaklaşık bu araba şimdi 25 yaşında. Bunların parçası çok bol. Aynen. Motorunu artık, yapmak artık çok rahat. Peynir ekmek gibi diyebileceğimiz yani, tabirde evet. Parçası gerçekten kolay bulunuyor. Yani bu bir nevi aslında Türkiye'nin yerli otomobili olduğu gibi bir şey aslında. Yani artık o kadar herkes aşina ki bu arabaya. O yüzden de çok korkulacak bir araba değil. Bence vazgeçmezsin. Bu bir sevda, bu bir aşk. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi efsane burada duruyor abi. Böyle bir kullanımı keyifli, böyle müthiş. Hala da günümüzde 94 model
olmasına rağmen bu kadar bir insanı tatmin eden bir araba bence sayılıdır. Parasını da hak ediyor, keyfini de hak ediyor. Yeni nesil birçok arabadan hala daha çok çok keyifli. Sizlere de tavsiye ediyorum, sakın korkmayın bu tip arabadan. Çağında size her türlü destek olur. Alın abicim BMW'ye binin ya. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Bin abi, araba bu. O vitesi atarken verdiği haz bambaşka arkadaşlar. Beni izlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol yorum yapın. Çok teşekkür ediyorum size. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.